Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar, Daktilo 1984'ün 7. bölümünde kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. Geçtiğimiz günlerde Türkiye siyasetini ve özellikle ikimizin de çok üstüne konuştuğu için söylüyorum, ikimizi de ilgilendiren bir olay yaşadık. Ali Babacan Karar Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Bu verdiği röportajda tutuklu gazetecilerden parlamenter sisteme kadar birçok konuya değindi ve fikirlerini söyledi. Röportajın geneline baktığında nasıl değerlendiriyorsun verdiği röportajı ve senin en önemli bulduğun noktalar neler bu röportaj içerisinde? Şimdi bir defa bu röportajın en önemli kısmı olması. Yani çünkü biz ve en azından şöyle bir şey vardı. Ali Babacan'ın hareketine dair toplumdan nispeten daha fazla bilgi sahibiydik. Ancak bu anlattıklarımızı insanlar kabullenmiyorlardı, kabul etmiyorlardı ve şüpheyle karşılıyorlardı. Çünkü şimdiye kadar son 10 yılda AK Parti içerisindeki her türlü muhalif hareket hiçbir şekilde somutlaşmamıştı. İnsanların da bu şüphesi gayet mantıklıydı. Şimdiye kadar olduğu gibi muhalif gözüken ama hiçbir şekilde somutlaşmayan, hiçbir şekilde açıktan tavır almayan, daha önceki hareketler gibi mi olacak diye insanlar düşünüyorlardı. Ben ve benim gibiler bu hareketin farklı olduğunu, şu an artık bir somutlaştığını söylüyorduk. Ancak ortada bir şey yoktu. Bugünkü beyanat, Karar Gazetesi'ndeki röportaj en azından bizi rahatlattı diyebilirim. İşler somutlaştı. Röportajın içeriğine gelmek gerekiyor artık biraz. Ali Babacan'ın olumlu bulduğum yönleri neler, olumsuz bulduğum yönleri, yeterli gördüğüm, yetersiz gördüğüm yönleri neler? Bir defa bunların üzerinde bir kısaca durayım. Ali Babacan bir defa nispeten gayet seküler bir dil kullanıyor. Dini referansları özellikle sınırlı, hatta yok gibi neredeyse. Ve dava jargonunu kullanmıyor. Yani aşkın bir meta anlatı üzerinden kendi siyasetini geliştirmiyor. Aksine şeffaflık gibi, demokratik yönetim gibi, Avrupa Birliği kurumlar gibi nispeten daha modern siyaset kavramlarıyla, batılı kavramlarla konuşuyor. Dini hassasiyetleri dahi özgürlükler çerçevesinden değerlendiriyor. Bu açıdan gayet olumlu buldum. Yani röportajda çizdiği perspektif benim açımdan gayet olumlu. Çünkü ben özellikle kimi AK Parti muhaliflerinin daha radikal İslami çizgiden yaptığı eleştirilerden hafifçe çekiniyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani AK Parti'nin kimi muhalifleri AK Parti'yi daha da radikal bir İslami çizgiden eleştiriyorlar, hakları. Ancak bu eleştiri beni ürkütüyor diyebilirim. Ali Babacan'ın söylemlerinde öyle bir ürkütecek bir nokta yok. O gayet net gözüküyor. Bunun yanında Ali Babacan'ın özellikle 28 Şubat süreci, 28 Şubat sürecinden sonra mağdur olan dindarlar ve o 28 Şubat sürecinden sonra oluşan ortama dair bir analizi var. Ve arkasından da devam ediyor. 28 Şubat'tan sonraki süreçle bugünkü süreç farklı diyor. Yani 28 Şubat vardı, 2001 krizi vardı, biz geldik diyor. Şu anda da ekonomik bir kriz var ama başka bir özgürlük sorunu var diyor ve biz başka bir şekilde buradayız diyor. Nispeten bu bence doğru bir yaklaşım. Bu tabii çeşitlendirilebilir, derinleştirilebilir, sorgulanabilir. Ali Babacan'ın şahsı sorgulanabilir. Bu açılardan hani Ali Babacan'ın yaptıkları, yapmadıkları, AK Parti'de gösterdiği, göstermediği tavırlar hepsi sorgulanabilir. Ali Babacan'ın kimliği, kişiliği, insanlarla ilişkileri hepsi sorgulanabilir şeyler. Bunlar zaten siyaset böyle bir şey. Yani burada da %100 desteklemeye de gerek yok. Biraz hani objektif bakmaya çalışalım. Onun dışında genel anlamda bakarsam Ali Babacan ülkedeki birçok sorunu tespit etmiş. Ancak bir gördüğüm sorun var Ali Babacan'ın tespitlerinde. Ali Babacan her ne kadar
ülkedeki birçok sorunu tespit etse de ülkedeki sorunların derinliğini ne kadar hissediyor ondan emin değilim. Yani bence Türkiye'nin yaşadığı krizin boyutunun ne kadar idrakinde olduğunu şüpheyle karşılıyorum, öyle söyleyeyim en basitinden. Yani Türkiye'nin şu anda ben bir demokrasi sorunu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu an bir seçim meselemiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de YSK'nın aldığı kararın önemli bir skandal olduğunu, Türkiye'nin demokrasi açısından çok ciddi sorunlara gebe bir karar 6 Mayıs'ta verildiğini düşünüyorum ben. Ali Babacan bunların yanlış olduğunu benimle beraber düşünüyor, onu biliyorum. Ancak bu sorunların büyüklüğü konusunda ne kadar idrak sahibi ondan emin değilim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı sorunlar bence Ali Babacan'ın gördüğünden daha derin sorunlar diye düşünüyorum. Çünkü Ali Babacan Türkiye'deki en azından iktidar değişiminin, iktidar dönüşümünün çok rahatça olacağını varsayarak bu hareketi yapıyor gibi geliyor bana. Böyle söyleyeyim. Burada Babacan çizgisinin biraz iyimser olduğunu düşünüyorum. Ha tabii bu şöyle bir şey var. Sonuçta ben bir siyasi analistim, siyasetçi değilim. Bu yüzden de siyasetçilerin benden daha iyimser, benden daha olumlu bakmaları eşyanın tabiatıdır. Bu açıdan çok da belki de sorgulamamak gerekir ama burada bir şüphem var. Yani Türkiye'deki durumun ne kadar farkında emin değilim. Çünkü zor bir işe çıkmış durumda. Yani çok zor bir işe çıkmış durumda. Ve Babacan çizgisi bence şansı da var, onu da söyleyeyim yani. Ama kolay da değil. Yani bugün Akşener'in başına gelenleri biliyoruz. Neler neler yaşadı. Nasıl ittifaklara girdi çıktı. Hala büyük irade gösteriyor. Şu an bakarsanız Türkiye'de yapılan birçok şeyin, yani Canan Kaftancıoğlu davasının, HDP'li belediyelere kayyum atanmasının, birçok canlı yayınların vesaire, hepsinin davalar vesaire, MHP'nin başına gelenler, özellikle muhalif milliyetçi kanadı bölmeye yönelik hareketlerin hepsinin açıkçası karşısında bir şekilde duruyor. Babacan'ın da işi zor. Yani Babacan da siyasete çıktığı anda hain damgası yiyecek. Onun dışında legal illegal birçok sıkıntıyla karşılaşacak diye düşünüyorum. Kolay değil işi. Hiç kolay değil. Bu zorlukların ne kadar bilincinde ondan emin değilim. Bakalım. Bu insanlarda benim de temel gördüğüm şey eskiden birlikte yol yürüdükleri siyasetçilere karşı ne kadar ileri gidebileceklerinin farkında değiller. Yani işte Tayyip Erdoğan seçim iptal edemez, etti. Tayyip Erdoğan belediyelere kayyım atayamaz, atadı. Tayyip Erdoğan yarın siz bir siyasi parti kurduğunuzda siyasi partiyi kapattırıp sizi içeri alamaz. Yapabilir. Bunun farkında değiller. Yani bu iktidar değişim mekanizmasının, geçenlerde yine birlikte konuştuk. Bu iktidar değişiminde yaşanacak sürecin ne kadar ciddi ve ne kadar sancılı bir süreç olduğunun yeteri kadar idrakini sağlayabildiklerini ben de düşünmüyorum. O yüzden aslında yaptıkları şey bir yandan kıymetini arttırıyor. Çünkü çok daha kolay bir seçenekleri varken bu yolu tercih ediyorlar. Ama bir yandan da işin ciddiyetine dair bir soru işareti oluşturuyor. Yani bu ciddiyetin farkındalar mı? Neler yaşayabileceklerinin farkındalar mı? Türkiye sandıkları kadar güllük gülistanlık bir ülke olmayabilir mi sorusunu kendime sordurtuyor bana. Kesinlikle katılıyorum. Yani %100 baştan aşağı katılıyorum açıkçası. Bakalım, umarım haklılardır. Umarım biz haksızızdır. Ama pek de iyimser değilim bu açıdan. Ancak şöyle bir şey var. Sonuçta ne kadar çok insan harekete geçerse, ne kadar çok insan tavır alırsa bunun hepsinin değeri var. Türkiye'de muhalefet sonuçta milliyetçiler muhalefeti değil. Türkiye'de muhalefet laikler muhalefeti de değil. Türkiye'deki muhalefet sosyalistler muhalefeti de değil. Türkiye'de genel bir muhalefet var. Yani Türkiye'de iktidara karşı demokrasiyi, sistemi korumak için aslında toplumsal bir muhalefet oluşmuş durumda. Hani kitlesel bir muhalefet mi diyeyim? Yani bir mutabakat var aslında. Bu açıdan da herkesin, toplumun her kesiminin muhalefette kendisinden bir parça görmesi anlamlı ve değerli. Bugün umarım Ekrem İmamoğlu mesela bir dindar kadını da atıyorum belediyede bir yerlere atasın. Veyahut da hani herkes sonuçta bir şekilde kendisini muhalefette gösterebilsin. Bunun Türkiye'de değeri olduğunu düşünüyorum. Bunun çok da anlamı olduğunu düşünüyorum. Umarız Babacan çizgisi de bu açıdan kendisine bir yer bulur. Bilgehan Hoca bununla alakalı Türkiye'yi
iki gruba ayırıyor ve benim de çok sevdiğim bir analiz aslında. Statükocular ve revizyonistler diye. Türkiye'de revizyonistler, yani değişim isteyen kanat, her geçen gün artıyor, sayısı artıyor ve toplumun her kesiminden insan bu muhalif cenahın içine dahil oluyor. Bunun ben de çok önemli olduğunu ve bu insanlara bir ortaklık sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu insanların kendilerini revizyonist olarak adlandırdığı Burak Hoca'nın ve genel olarak muhalif kanat diyebileceğimiz kanada ait hissetmeleri Türkiye'deki değişim inancına ve değişim umudunu aslında daha çok yeşerten ve daha güçlü çıkmasını sağlayan bir hal alıyor bunu bu desteklerle birlikte. Şimdi Numan, öyle bir durum var ki Türkiye'de diyelim yarın iktidar değişti. Bu kavganın bitmesi lazım. Çünkü kavga devam ettikten sonra iktidar değişmesini de çok anlamıyor. Yani yine insanlar hapislere girmeye devam ederlerse, hani başka sebeplerle de olsa. Yani anlatabiliyor muyum? Yine herkes cezaevlerine konulmaya kalkarsa, işte gazeteler kapanırsa, şu olursa, bu olursa, anlatabiliyor muyum? Yani o bugün yaşananların eşleniğinin yaşanması bizim açımızdan bir ilerleme olmaz. Özellikle bizim gibi liberal bakan insanlar açısından. Yani bugün yaşananlardan farklı bir şeyler yaşanmalı. Bugün yaşananların aynılarını yaşatmak bence bir ilerleme olmaz. Açık konuşayım. Ben kendi adıma rövanş istemiyorum. Türkiye açısından kurumlarımız otursun, işte yasalarımız otursun, ilişkilerimiz normalleşsin, herkes rahatlasın. Yani bu gerginliğin son bulmasını istiyorum. Nispeten bunun açısından da önemli. Çünkü bu kavga devam ederse, yani 3 yıl sonra da başka biri gelecek. Ondan sonra 4 yıl sonra başka biri gelecek. Aynı şekilde kavga etmeye devam edecek. Bu bizi daha iyi bir yere doğru götürmez açıkçası. Birazcık bir sakinleşmemiz, en azından belli konularda frene basmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hesaplaşmak falan tek derdimiz olmamalı. Günümüzü, yani önümüzde yaşayacağımız günler bence geçmişte hesaplaşmaktan daha değerli. Birazcık daha yani belki fazla... Ben aynı fikirdeyim seninle. Özellikle burada basitleştirmek için söyleyeceksek, Türkiye bir daha asla gibi bir sloganla bugünleri geride bırakıp bunların bir daha yaşanmayacağına dair credible bir söylem belirleyip, yani güven veren bir şey belirleyip bugünleri arkasında bıraktıktan sonra özellikle önüne bakması lazım. Tekrar müreffeh bir ülke olabilmesi için ya da tekrar ciddi manada insanlara bu acıları, bu ifade özgürlüğü ihlallerini ve bunu çeşitlendireceğimiz birçok alanı bir daha yaşamaması için. Ve bununla alakalı da bir sorun var sana. İstersen devam edelim soruyla. Tabii. Türkiye'de bu rövanşist olmayan kanada rapçiler de eklendi. Özellikle rapin daha kitleselleşmesi ve merkeze gelmesiyle çok daha sesini duyurabilir hale geldi bu insanlar. Ve son olarak Susamam ve Olay diye iki tane parça çıktı. Susamam 17 tane sanatçının bir araya gelip yaptığı ve genelde Türkiye'nin sorunlarını merkeze alan bir parça. Olay ise Ezhel'in yaptığı ve daha çok klibiyle ses getiren bir parça. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu kadar aslında muhalif olan parçaların insanlar tarafından benimsenmesini ve sevilmesini? Türkiye değişiyor. Türkiye'de özellikle şu an alttan gelen bir toplumsal hareket olarak rap var. Ve benim kuşağımın tam anlamıyla algılayamadığı, tam anlamıyla içinde olamadığı da bir şey, açık konuşayım. Yani 30 yaş altının nispeten daha rahat hissedebildiği bir şey. Çünkü benim kuşağımda rap pek toplumsallaşmış bir şey değil. Daha ziyade Amerika'dan görülen örneklerin tekrar edildiği, birazcık kopyalandığı veyahut da Almanya'da, en azından Almanyalı Türkler üzerinden gelen bir iki şey vardı, şarkılar vardı. Özellikle yeni kuşak artık başka bir şekilde toplumsallaşmış durumda rap. Yeni kuşakla birlikte. Bu şarkılara ben baktım. Buradaki tavıra baktım. Özellikle gençlerin oy verme biçimleriyle beraber de örtüşüyor bu. Açıkçası bu şarkıları bir de rapçiler değil de mesela başka birileri bu şarkıları aynen yapıyor olsaydı, aynı temalarla, bence antipatik dururdu. Bunu da söyleyeyim. Yani hatta yani üstten bakan, rahatsız eden bir söylem olurdu. Ancak rapin nispeten toplumun dışlanmış,
ekonomik açıdan kötü durumdaki kenarda kalmış kitlelerinin sesi olması açısından buradaki nispeten tepeden bakan sayılabilecek tavır aslında rap'in dili içerisinde normalleşiyor. Çok ilginç bir şekilde bence. Yani bu şarkının dilini, yani bu şarkıdaki sözleri bana Fazıl Say söylese, ya bana neden ders veriyorsun abi falan, hani ona rahatsız olabilir insanlar. Biraz öyle söyleyeyim. Yani burada bir o kültürel çatışmanın içerisine sokulabilir insanlar. Ancak burada çok ilginç bir şekilde ders verme pozisyonuna en alttakiler geçiyor gibi bir alt üst oluş var. O açıdan ilginç bir şekilde anlamlı buluyorum ben. Yani bu rap, bu şarkıdaki temanın aynısını popçular söyleseydi, klasik müzikçiler söyleseydi o kadar etkili olmazdı. Yani o insanların verdikleri tepkiler de, hani söyledikleri yanlış olduğu için değil, ancak söyleme tarzlarından dolayı belki de. Ancak burada gerçekten de kentli ve nispeten genç, fakir, işsiz kitlenin sesi olmuş durumda insanlar. Bir öfke var mı? Var. Tatminsizlik var mı? Var. Siyasete girmeleri de bence çok anlamlı. Çok da değerli şu süreçte. Sonuçta her siyasete giren kişi bir diğer kişinin siyasete girişini normalleştiriyor. Daha bir adım sonrasını daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Sonuçta rap benim müziğim ya da sanatım olmayacak. Ancak arkadaşlar bence olumlu işler yaptılar diye düşünüyorum. Ben burada küçük bir ekleme yapayım. Normalde rap ya da protest rap aslında çok daha sert ürünler çıkartmıştı geçmişte. İşte bunun örneği olarak ne bileyim Alef'in Diren Gezi diye bir şarkısı var. Yine aynı şekilde Susamam parçasını çıkartan Şer'in Ben Kimim diye bir parçası var. Sagopa, Yeis, Ceza hayatı boyunca hep protest rap'e bir yerden dokunmuş insanlar. Ama bu rap'in kitleselleşmesi son 2 yılda yaşadığımız bir şey. Bununla alakalı Medyascope'da çok güzel bir yayın var. Rap'in nasıl kitleselleştiğini anlatan. Onu dinleyebilir dinleyicilerimiz. Ve merkeze gelmesi, rap merkeze geldikten sonra aslında hali hazırda yaptıkları ürünleri yeniden ortaya koymaları, yani yine protest rap yapıyorlar. 10 yıl önce de protest rap yapıyorlardı. Ama şu an kitleselleşmiş bir şekilde bunu yapmaları çok ciddi bir talep oluşturdu insanlarda. Çok ciddi bir tüketime vesile oldu. Ben çok olumlu buluyorum. Şarkıları güzel veya çirkin olarak değil, verdikleri mesaj bence çok güzel ve şöyle 17-18 yaşında genç insanların bununla tanışması, bunu güzel bir şey olarak adlandırması Türkiye siyaseti açısından bence gelecek nesilleri yetiştirme, yani gelecek nesillerin düşünce yapısını şekillendirmesi açısından çok önemli ve dikkate değer buluyorum yaptıkları çabaları. Ki yapan insanlar da işte kimisinin yargılaması devam ediyor, kimisinin hali hazırda işte hükmün açıklanmasını geriye bırakılması gibi bir kararla dışarıda. Bu insanlar o yüzden çok ciddi bir cesaret örneği de sergilediler. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta pop müzik dediğimiz şey neticede radyolardan, televizyonlardan, kliplerle yayılan bir şey. Rap ise insanlara neredeyse YouTube'dan, bir kayıtlardan, internetten daha kontrolsüz bir şekilde yayılan bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla en azından. Yani ben insanların televizyonda bir rap klibi görüp de rapçiye ulaştıklarını zannetmiyorum. Sonuçta kendi yollarından temerküz ediyorlar topluma. O topluma yayılıyorlar ve rapin ben bu mecra olarak farklılaşmasının da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani hani tepkinin of mecra olarak farklılaşmışlardan gelmiş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta televizyonda klipleri yayınlanan nispeten belli bir şekilde artık müziğin aristokrasisi olmuş insanların verebilecekleri tepkilerin sınırları var. Sonuçta belli bir ilişki içerisindeler, ilişkiler ağı içerisindeler. Bu biraz şeye benziyor. Yani bizim yaptığımız yayınlarla televizyon yayınları arasındaki fark gibi. Yani biz nasıl burada podcast yapıyorsak, rapçiler de bizim gibi aslında diye düşünüyorum. Ben yayınlarının yayılması ve yayılma mecraları üzerinden baktığım zaman sonuçta. Biz daha kontrolsüz bir mecrada yayın yapıyoruz. Rapçiler de daha kontrolsüz bir mecrada yayın yapıyorlar aslında. Yani rapçilerin yaptıkları müzikler asla bir popçu gibi mecra bulmuyor.
başka bir yerden yayılıyor onlar. Yani 10 milyonlar izleniyor, milyonlar dinliyor, herkes tanıyor ama başka bir yerden tanınıyor onlar. Tanınıyorlarsa. Biz de o kadar tanımıyoruz ama olsun. En azından mecra olarak farklılıklarının da ben şu anki Türkiye medyasını okumak açısından da anlamlı olduğunu ve o mecra farklılığının bir şekilde şu anki muhalefeti de beslediğini düşünüyorum. Yani bir şekilde o altyapı bir üst yapıyı yarattı yani neredeyse. Biraz Marksist oldu ama burada ya orada çünkü şöyle bir şey var. Merkezi bir yapıdan çıkmıyor o muhalefet. Doğru söylüyorsun. Buradan son olarak şu konuya geçmek istiyorum. PKK'ya kaçan ya da kaçırılan çocukların anneleri HDP'ye karşı bir eylem başlattılar. Bu eylemde insanlar bir tepki bekliyorlar. Özellikle kamuoyunda. Hatta bu rap'e karşı şey gibi bir söylem de çıktı. İşte ya bunlara tepki veriyorsunuz ama PKK'ya tepki niye vermiyorsunuz? Ya da işte neden bu kaçırılan annelerin yanında, oğulları kaçırılan annelerin yanında değilsiniz gibi bir söylem geliştirdiler. Özellikle hükümet medyasında. Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Türk Devleti'nin PKK konusunda aslında bence nispeten az kullandığı bir argüman bu. Hatta yıllardır ben hep şaşırırım. Yani dünyada PKK gibi ayrılıkçı hareketlerin, silahlı ayrılıkçı hareketleri destekleyen insanlar var. Bunlara daha yatkın insanlar var. Bu insanları özgürlük savaşçısı olarak addeden insanlar var. Ancak dünyada genel anlamda baktığınız zaman teröre karşı da bir tavır var. Burada özellikle PKK'nın yoğun şekilde 18 yaş altı insanları silahlı olarak kullanması kabul edilebilir bir şey değil. Objektif olarak değil bu. Yani dünyada siz silahlı çatışmaya 18 yaş altı insan sokmazsınız. Sokulmaz bu. Sokulmaması gerekir. Bunun tartışması da yoktur aslında. PKK bölgenin sosyolojik yapısından da faydalanarak özellikle erken yaşta evlilikler, askerden kaçma vesaire gibi sorunlar üzerinden evlenmek istemeyen genç kızların kaçışları vesaire oradaki o dinamikleri de kullanarak aslında çok fazla bir şekilde o genç insanlarla bu işi sürdürdü ve bu aslında PKK'nın ideolojik açıdan uluslararası toplum nezdindeki en zayıf noktalarından bir tanesi. Yani dünyada siz mesela PKK kadın hareketi açısından olumlu bir figür olarak dünyada kendini anlatan bir örgüt aslında. Türkiye'de yani ne kadar biliniyor bilmiyorum ama burada bakarsanız burada PKK'nın kendisini anlatması en zor şey bu. Ben yıllardır şaşırırım. Bizim devlet pek bu konulara değinmez. Çok da umurunda da olmaz açıkçası. Arada ama bu şeyler tekrar gündeme gelir. Şöyle bir durum var. Bu annelerin talepleri haklı talepler açıkçası. Ancak bu annelerin taleplerinin burada enstrümanlaşmasından dolayı da insanların bir mesafesi var açık konuşalım. Bu annelerin taleplerinin tabii ki insanlar yanında olurlar. Olacaklardır da. Ve hani bu zannetmeyin ki yani annelerin taleplerinin yanında henüz olmayan insanların öyle PKK'yı destekledikleri veyahut da bunu hele hele yani bu 18 yaş altındaki insanların orada elle silahla çatışmaya falan sokun kimse desteklemez bunları. Oradaki olay enstrümanlaşma üzerinedir diye düşünüyorum ben. Ve bu açıdan da benim tahminim şu. Eğer Türk Devleti burada bu tezinde ısrarcı olursa belli bir aşama kaydedebilir. Onu da söyleyeyim. Yani hani başarılı olabilir. Ama bu tezde yoğun bir ısrarcı olması gerekiyor. Türkiye bundan 5-6 sene önce falan bu konuyu gündeme getirdi. Uluslararası alanda gündeme getirdi. Arkasına devamı gelmedi. Mesela ben hatta o zaman da bunları da yazmıştım yani. Hani pek üzerinde durulan bir konu değil. Yeterince durulmuyor esasında. Sadece belli anlarda akla geliyor ve o an o söyleniyor. Arkasına unutuluyor. Biraz da böyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Ve şurada şöyle bir sorun var şimdi. Bu çocuklar gelsin deniyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu çocuklar geldiği anda hapse girecekler. Sonuçta terörist yani eylem yapmış da oluyorlar bir yandan. O açıdan yasal da bir sürecin de olması gerekir diye düşünüyorum. Orada da belli çözümler belki bulunabilir. Hani ortak bir kamuoyu falan da oluşturulabilir.
diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu meselenin özellikle kayyum üzerinden tartışılması zaten o meseleyi zayıflatan bir şey. Bu mesele kendi kendisine zaten çok güçlü bir mesele diye düşünüyorum. İlkan, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür ederim. 7. bölümün sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz açıklama kısmında Patreon hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız yeni insanlara ulaşmamız için lütfen yayınları paylaşın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.